Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, su para yayınlarının yeşil serisiyle e, kimya sorularıyla beraber olacağız. E, 8. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 8. soruda yukarıda bazı elementlerin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir diyor. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlıştır diye sormuş. Bakın elektron ilgisi diyor. Elektron ilgisi bildiğimiz gibi periyodik cetvelde sağ ve yukarı doğru elektron ilgisinin arttığını, soy gazlarda hani e, olmadığını söylüyorduk. Burada elektron ilgisi normalde istisnai olarak en büyük klordur ancak flor olduğu için florun en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Alüminyumun 3. periyot 3A grubu olduğunu bakın 1, 2, 3. periyotta 1A, 2A ve 3A şeklinde devam edersek 3A grubunda olduğunu söylüyoruz. Florun alüminyum yaptığı bileşiklerde şimdi alüminyum 3A grubunda olduğu için alüminyum artı 3 değerlik almış oldu. Flor 7A grubunda zaten bildiğiniz gibi flor sadece eksi 1 değerlik alır. Çaprazlayıp mutlak değer içerisinde yazdığımızda al F3 şeklinde alüminyum flor yazılır. Burada bir hata yapılmıştır yanlış. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan neyondur? Evet yine iyonlaşma enerjisi de bu yöne doğru artacaktır. Ve soy gazların en büyük olduğu için neonun en büyük olduğunu söyleriz. Potasyumun yarı çapı yarı çapta buraya doğru ne olacaktır? Artacaktır. O yüzden potasyumun yarı çapı neonun yarı çapından büyüktür kısmı doğru geldi. Bu şekilde cevabımız C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. Burada oksijen ve flor elementlerinin oluşturduğu OF2 bileşi ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur diye sormuş. Burada Lewis yapısı diyor. Evet Lewis yapısında bakın oksijenin hani 2'ye 6 olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde 2 tanesi buralarda olacak şekilde gösterilmiş. Diğer 4 tanesi çevresinde florunda 9 olduğu için 2'ye 7 şeklinde bakın flör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada bir tane olması yalnız şunları çizmeyi unutmuş. O yüzden burada bir hata vardır. Birincisi yanlış gelmiş oldu. Adı oksijen ametallerin ya da kovalent bağların adlandırılmasında birincinin sayısı adı, ikincinin sayısı adı şeklinde olur. Birinci de bir varsa söylenmez. O yüzden oksijen di küllerür şeklinde söylenir doğru. Molekül içi bağlar polar kovalenttir. Evet farklı atom ametal atomlar arasında meydana geldiği için bunun da molekül içi bağlarının polar kovalent olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız Edirne gelmiş oldu. 10. soruya geldiğimizde bir sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Saf bir maddenin özellikle safı yuvarlak içerisine alıp belirtiyoruz. Hani saf bir madde, arı bir maddeden bahsediyor. Sabit basınç altında ısıtılma sürecinin sıcaklık grafiği verilmiştir. Bakın bu eğer saf bir madde ise ve iki kere hal değiştirdiğini düşünüyorsak buraya katı, katı sıvı, sıvı, sıvı gaz ve gaz şeklinde olduğunu belirtmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunun peşine bize hangi bölgeleri soruyor ve hangisinin yanlıştır diyor. KL arasında erime olayı gerçekleşir. Bakın katı katı sıvı dönüşüm var. Evet erime bu aralıkta gerçekleşecektir. N ve P arasında madde homojendir. N ile P arasında sadece gazdır. Homojen olduğu bölgeleri belirtecek olursak sorumuzda e, K bölge, K dediğimiz yani başlangıçtaki yatay olanlar K'ya kadar olan, LM arası ve NP arası şeklinde söyleyebiliriz. O yüzden doğru. Kaynama noktası T2'dir. Evet T2 noktasında kaynıyor. T1 noktasında ise erime olay gerçekleşiyor. Doğru. Madde miktarı artırılırsa T1, T2 değeri değişir diyor. Madde miktarıyla erime noktasının, kaynama noktasının herhangi bir ilişkisi yoktur. Mesela 100 gram ve 1000 gram olan iki su örneğini düşündüğümüzde erime noktası her ikisi içinde 0 santigrat derecedir. Kaynama noktası her ikisi içinde 100 santigrat derecedir. Burada madde miktarıyla kaynama ve erime noktasının herhangi bir değişimi söz konusu değildir arkadaşlar. Madde başlangıçta katıdır. Evet katıyla başlayıp gaza kadar gitmiştir. Bu yüzden dolayı cevabımız D şıkkı gelmiştir arkadaşlar. Evet 11. soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangisi? Ee, diyor ki gazların sıkışma ve genleşme özelliklerinin kullanım alanları arasında yer alır. Piknik tüpleri arkadaşlar bu hani ufak tüplerdir. Bu ufak tüplerin içerisine daha fazla madde sıkıştırılabilmesi için basınçla sıvılaştırılma işlemi gerçekleştirilir. O yüzden doğru. Buzdolapları diyor. Buzdolaplarında ani genleşmeyle onları sıvılaştırma sonra buzdolabının içerisindeki ısıyı alarak onları gaza çevirme şeklinde bir olay vardır. Burada da yine soğutucu akışkanlar kullanılır özellikle burada bu işlem gerçekleşir. Meteoroloji balonlarda yine sıkıştırma ile ve genleştirme ile havanın ölçümleri sağlanır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı gelecektir arkadaşlar. 12. soruya geldiğimizde bakın bir deterjan ve bir sabundan bahsediyor. Bu soruda bir maddenin deterjan olduğunu nasıl anlarız? Bir benzen halkası vermişse ve bir SO3 na varsa buna deterjan. Sadece C, O, O, N varsa buna da sabun şeklinde uzun bir zincire bağlı. Bunu gördüğümüzde de e, sabun olduğunu anlıyoruz. Bakın hangisinde diyor ki doğrudur. Sabun ve deterjanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur şeklinde sormuş. Deterjanlar sert sularda etkinliği azalır diyor. Deterjanların sert sularda etkinliği azalır gibi bir şey yok. Deterjanlar sert sularda çok aktif bir temizlik sağlar. Sabunların sert sularda etkinliği azalır. Çünkü sert sularda sabunlar çökelek halinde çökerler ve temizleme özelliğini kaybederler. Sabunlar, sabun petrol kökenli ham maddelerden elde edilir. Hayır deterjan buradan elde edilir arkadaşlar. Sabun doğal bir şeydir ama deterjan petrol türevlerinden elde edildiği için hatta biraz da zararlıdır. Sabun ve deterjanların yapısında hem polar hem de apolar kısım bulunur. Evet ikisinin yapısında da kuyruk ve baş, kuyruk ve baş şeklinde olarak göstereceğimiz Polar apolar diyebileceğimiz hidrofil hidrofob diyebileceğimiz kısımlar bulunur. O yüzden doğrudur. Sabunlar soğuk sularda sıcak sulara göre daha çok köpürür. Bunu hepimiz biliyoruz ki sıcak suda elimizi yıkadığımızda sabunların daha iyi köpürdüğünü, daha iyi temizlik yaptığını. Sabunlar deterjanlara göre çevreye daha çok zarar verirler. Sabunlar doğal yağlarda yani hayvan yağ ve ins hayvan yağ ve bitki yağ olduğu için onlar doğal yağlardır. Doğal yağlar oldukları için de çevreye zarar vermeyeceklerdir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelecektir. Evet 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kezzap, tuz ruhu, sönmüş kireç ve tuz ruhu ile çamaşır suyu tepkimesinde açığa çıkan gaz diyor. Bakın kezzabın HNO3, tuz ruhunun HCl, sönmüş kireç kalsiyum hidroksit ve tuz ruhu ile çamaşır suyunun tepkimesinden oluşan zehirli gaz biliyoruz ki evlerde annelerimiz Bunlar sürekli uğraşırlar ve çıkan klor gazı oldukça boğazımızı tahriş eden zehirli bir gazdır arkadaşlar. Yukarıda bazı kimyasal yaygın adları veya nasıl oluştukları verilmiştir. Buna göre aşağıda formülü verilen bileşikler ya da moleküller yukarıdakiler eşleşme hangisinde açıkta kalır? Bakın birincisinde HCl verdik. HNO3'ü verdik. Kalsiyum hidroksiti verdik. Klor gazını verdik ama sodyum hidroksitle ilgili hiçbir şeyden bahsetmedik arkadaşlar. 14. soruya geldiğimizde aşağıda bazı zararlı kimyasal ve bu kimyasalların oluşturduğu zararlar verilmiştir demiş. Zararlı kimyasal olarak civa, karbondioksit ve e, karbon trioksit ve karbondioksitten bahsediyor. Bu bu kimyasalların insan sağlığına ve çevreye zararları demiş. A küresel ısınma, B zehirlenme, C ise asit yağmuru şeklinde özetlemiş. Buna göre kimyasallar ve zararların eşleştirilmesi hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar civa tarzında biliyorsunuz bizim yöremizde de civa ve altın çıkartma muhabbetleri oldukça siyanür vardı. Bunların e, zehirleme özelliği bulunmaktadır. O yüzden bir numaranın hani bir numara nereye gelecektir arkadaşlar? E, bir numara zehirlenme şeklinde e, olması gerekir. O yüzden 1'in yanına B yazabiliriz. Ya da 1 B olanlar olmayanları şu şekilde eleyebiliriz. Kükürt trioksit zaten şu zehirlenmeyi sildikten sonra küresel ısınma ve asit yağmurları kaldı. Karbondioksitin küresel ısınmaya, kükürt trioksitin de asit yağmurlarına sebep olduğunu biliyoruz. O yüzden 2 numaranın C şeklinde devam etmesi gerekecek. O yüzden bunu da buradan silmiş olduk. 2'ye C yazdığımızda zaten küresel ısınmaya da A kalmış. Yani karbondioksite kalmış olduğunu görüyoruz. Bu şekilde su paranın yeşil denemesinin kimya TYT soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunduk arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki denemelerde de yine soru çözümleriyle sizlerle bir arada olacağız. Bu dönemde TYT'yi oldukça hızlı bir şekilde halledip kimya kısmını tamamlamamız gerekiyor. Ayete e, kısmında daha güzel önemli sorularla beraber olacağımız bir dönem geliyor. E, kanalımızın devamında da size özel çalışma programı ve bazı arkadaşlarla görüşüp nasıl daha iyi dereceler yapabileceğimizle ilgili konuşmalar, videolar paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Daha başarılı denemeler, daha güzel denemeler diliyorum. Görüşürüz.